Yatmayı çekeceğim filize sanki. Ya burada iddiacı başı gibi bir şey var burada. Sen hiç kafam yok. Bir şey var burada iddiacı. Bu kendin markası. Bu ızdırak alın markası. Bu bizim. Böyle şey yok. Dedim ben bunlara etmek, eylemek. Adam bak sonra boylarsınız bir yerleri dedim. Kendim bildiğim bileli ayakkabı yapıyorum. Yaptığımız işin tamamı el işidir. Yani makine fazla bir makineyle işimiz yok. Daha sağlıklı olur, daha otantik olur. Yani müşteriye daha iyi hitap eder. Yani dedelerimizin, benim bildiğim bileli babam da yapıyordu, dedem de yapıyordu. Yani biz affedersiniz ayakkabı dükkanında doğmuşuz yani. Yani kasabamızın tamamı da ayakkabıcı. Yani başka bildiğimiz bir iş yok. Ya okuyoruz ya ayakkabıcı oluyoruz. Ortalama yani yapıcı 3-5 çift ayakkabı. 5 çifti geçmez yani tamamen hepsini bir usta yaparsan. En az bir 15-20 kişinin elinden geçer. Rahat geçer yani. Kesimden, deriden itibaren geçer yani. Ayakkabıyı alırken herkes insanlar önce bir gösterişine bakıyor. Halbuki ilk önce ayak sağlığına bakacak lazım. Yani ayağına tam oturuyor mu? Sağı solu dokunuyor mu? Dokunmuyor mu? İçi yumuşak mı? Deri yumuşak mı? Ona bakmak lazım. İlk önce sağlık. Şey bunu çakmakla yanması değeridir. En basit usulü odur yani. Ha biz baktığımız zaman anlarız da usta olarak. Genelde çoğu insan bilir de ama iyice şüpheleniyorsan çakmala üzerine ateş tuttuğun zaman belli olur yani o. Yanmaz. Deri yanmaz. Millet birleşmiyor. Yani herkesin ayrı bir müşteri kapasitesi var. Milletin çalıştığı belli firmalar var. Yani o yüzden herkes kendi yolunu bulmuş gidiyor yani. O yüzden belli bir şey de olması lazım. Sermaye birleşmiyor yani. Herkes birleşemiyor, bilmiyorum yani. Ben de sebebini de yani o açıdan olmuyor yani. Dışarı fazla açılamıyoruz. Yani satım şeyi biraz az olduğu için kazanç durumu. Yani şirketleşme olsa daha güzel olur da. O yüzden onu tam yapamıyoruz. Parça parça çalışıyorsun. Yani Allah bereket versin, karnımız duyuyor. Öteki boş zaten çalışmayız. Yeşilyo deyince akla ilk önce ayakkabıcılık gelir. Yeşilyo'nun tamamen geçim kaynağı ayakkabıcılık. Bu daha önceki senelerde %90-95 ayakkabıcılıkla uğraşırdı. Ama son zamanlarda bu sayı bir hayli düştü yani. Eskiden dediğimiz gibi büyük fabrikalar yoktu. Günde bir fabrika 2500-3000 çift ayakkabı üretiyor. Burada ise bir usta günde en fazla 2 takım. Takımlar 8 kabul edersek 16 çift ayakkabı üretiyor. Bununla tabii rekabet etmek zorlaştı. Ama yeşil yuvayı bilen, gerçek ayakkabı, deri olduğunu bilen her arkadaş yeşil yuva ayakkabısı giyiyor. Ama buna rağmen biz kötü diyoruz ama yine de ayakkabıcılık yapanlar normal bir evi geçindirebilirler yani. Bir tane düğün var bizim mahallede. Evet. Bizim Haloğlu'nun da varmış. Ölen rahat. Dışarıdan gelmiş hep de kızlar şimdi hep de gidişe gidiyor. Biri Konya'ya gidecek, birisi bir yere gidecek. Hepsi de...